Merhaba arkadaşlar. Survivor All-Star 2024 yeni bölümünde iletişim oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman analizi ile birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fragmanda ilk olarak Sema'nın Seda ile vedalaşmasını izliyoruz. Sema'nın bu şekilde ayrılması gerçekten çok üzücü oldu. Keşke sinirlerine daha hakim olabilseydi. Sonrasında Aleyna ile Sercan'ın konsey sonrası adada tartıştığını görüyoruz. Aslında Aleyna konseydeki sisteminde haklıydı. Ama orada asıl sistemi Merve'ydi. Fakat Merve'nin ismini söyleyemedi. Sercan'a yüklendi. Sercan da bu konuda haklı. Başkalarını kastediyorsa onları da söyleyeceksin orada. Yani Aleyna'nın Merve konusunda haklı olduğunu düşünüyorum ama bu konuyu açıyorsa Merve'nin yüzüne de söylemesi lazımdı. Dün yine Yaman ve Yasin arasında da bir gerginlik olmuştu. Yasin Yaman'ın ajitasyon yaptığını düşünüyor ama biraz abartıyor bence. Yaman elinden geleni yapıyor yarışmada, hem ilişkilerde hem oyunlarda. Ama her şeye rağmen haftaya ilk kaybedilen oyunda Yaman potaya gider gibi. İletişim oyununa gelirsek oyunu kazanan takım Instagram'dan canlı yayın açıp takipçileriyle iletişim kurabilecek. Parkur havuz üzerine kurulu ve oyun sonunda atışları burada görebiliyoruz. Düzeneği devirmeden sembolleri vurmaları gerekiyor. Özgür'ün söylediğinden de atışları damburlarla yapacaklarını anlıyoruz. Oyunu kim kazanır dersek bu oyun iki etap halinde oynanacak. Kızlar ve erkekler ayrı iki turda oynayacaklar. Beraberlik olursa üçüncü tur olacak. Oyunda Nagihan yok zaten. Dün sakatlanmıştı. Son olaylardan sonra kırmızı takımın morali de dip yapmış durumda. Bu yüzden mavi takımın bu oyunu da kazanacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Oyunu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.